Merhaba arkadaşlar, üriner sistemden devam ediyoruz. Nefronun yapısını da görevlerini de öğrendik. Şimdi artık bu idrar nasıl oluşuyormuş, hangi olaylar idrar oluşumunda görev alıyormuş, onun hakkında konuşalım. İdrar oluşumu nasıl olacak? Şimdi idrar arkadaşlar su, mineral, amonyak, üre, ürik asit, kreatin, işte fazla ilaç, boya gibi işte fazla moleküller. Bunlar arkadaşlar idrarın içerisinde var. Bu var olan moleküller idrara hafif bir asitlik veriyor. O yüzden biz diyoruz ki idrar asidik bir sıvıdır. İdrar oluşumunda da nefronlar görev alıyorlardı. Nefronda 3 tane olay gerçekleşiyor idrar oluşumu sırasında. Bir tanesi süzülme olayı, ikinci olayımız geri emilim olayı, üçüncü olayımız da salgılama dediğimiz aktif boşaltım olayıdır diyeceğiz. Şimdi bu olayları tek tek göreceğiz ama kabaca bu nefronda süzülmeymiş, geri emilimmiş, salgılamaymış ne demek? Onun hakkında çok küçücük bir bilgi vereyim. Ondan sonra olayları ayrıntılı olarak inceleyelim. Hani burada getirici ve götürücü hatlar damarlar arasında, şöyle başka renk yapalım. Glomerulus kılcalları vardı ya, glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru moleküller tek yönlü geçer demiştik. İşte biz glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru moleküllerin geçme durumuna süzülme olayı diyoruz. Süzülme neymiş? Glomerulustan Bowman'a doğru moleküllerin geçişiymiş. Oluşan sıvı ya da süzüntü ismini vereceğiz. Süzülmeyi bitirdikten sonra artık moleküller nereye doğru ilerliyor? Nefron kanallarına doğru. Hangi kanallarda onlar? Proksimal tübül, henle kolbu, distal tübül. Buralarda arkadaşlar iki tane olay olacak. Bir tanesi geri emilim, bir diğeri salgılama. Geri emilim olayı nedir? Şimdi getirici atar damar geldi, glomerulus kılcallarına ayrıldı. Sonra götürücü atar damar olarak çıkıyordu. Sonra bu götürücü atar damar nefron kanallarının etrafında kılcal damarlara ayrılıyordu. İşte bu kılcal damarlara ayrılıyor ya, nefron kanallarını sarıyor ya. Bu gelen süzüntü içinde benim bazı moleküllerim var ki ben bunları geri almak istiyorum. Çünkü onları kullanacağım. Şimdi süzülme olayında basınçla, kan basıncıyla olduğu için glomerulustan Bowman'a doğru istemediğim moleküller de geçebiliyor. İşte benim ihtiyacım olan molekülleri geri almam lazım kana. Nasıl alıyorum? Nefron kanalları dediğim proksimal tübül, henle kolbu ve distal tübülden arkadaşlar ihtiyacım olan molekülleri tekrar götürücü atar damardan gelen kılcal damarlara geri alıyorum. Ben buna ne diyormuşum? Geri emilim ismini veriyormuşum. Bir de bazen glomerulustan Bowman'a süzüntü geçiyor dedik ya. Evet, kan basıncıyla geçiyor. Okey, ama belirli bir hızla geçtiği için orada arkadaşlar bazı atmam gereken moleküllerin de hepsini atamıyorum. E ne yapacağım? Onlar kanda mı kalsın? Kanda homostatik dengeyi mi bozayım? Hayır. Onların bir kısmında yine götürücü atar damardan gelen kılcallar, o nefronların etrafını saran kılcallar tekrar nefron kanallarına veriyor. Bu olaya da biz salgılama ismini veriyoruz. Üçüncü olayım da salgılama. Toparlarsam glomerulustan Bowman kapsülüne doğru gerçekleşen süzüntü olayına ne diyormuşum? Hop, süzülme diyormuşum. Birinci olay bu. Şurada görmüş olduğumuz olay. İkinci olay geri emilimde arkadaşlar. Geri emilimde ise ne yapıyorum ben? Nefron kanallarından, yani şurada görmüş olduğunuz proksimal, distal ve henle kulbundan molekülleri tekrar kana geri alıyorum, kılcal damarlara. Götürücü atar damardan gelen kılcal damarları geri alıyorum. Buna da geri emilim diyeceğim. Üçüncü olayım ise salgılamaymış. Salgılama olayında ise yapmış olduğum işlem ne? Bunun tam tersi. Kılcal damarlardaki kalan fazlalıkları, fazlalık olan atıkları tekrar nefron kanallarına geri veriyorum. Ya da işte nefron kanallarına gönderiyorum. Geri vermek doğru değil belki, gönderiyorum. Bu işleme de salgılama ismini verecekmişim. O zaman idrar oluşumu sırasında işte bu üç tane olayı görmem gerekiyormuş. İdrar bu şekilde oluşuyormuş diyeceğiz. İlk olarak süzülme olayının ayrıntısına başlayalım bakalım. Dedik ki böbrek atar damarı ile böbreklere gelen kanda çözünen maddelerin kan basıncının etkisiyle
getirici atar damardan ayrılan glomerulus kılcalları bunları nereye veriyormuş arkadaşlar? Kan basıncının etkisiyle boğman kapsülüne veriyorlarmış. İşte biz bu olaya süzülme olayı diyoruz. Verilen sıvıya da süzüntü adını veriyoruz arkadaşlar. Süzülen sıvının içerisinde yani süzüntünün içerisinde ne var? Glikoz var, şeker. Amino asitler var, yani monomerler var bakın. Su var. Hidrojen iyonları, bikarbonat iyonları, mineraller, sodyum, işte klor, kalsiyum bunlar var. Tuz var, vitaminler var, B ve C vitaminleri. Kreatin dediğimiz çizgili kaslardan gelen atıklar var. Zaten azotlu boşaltım atığı olan üre ve amonyak var. Bunlar arkadaşlar glomerulustan boğmana doğru süzülüyorlar. Boğman kapsülünden geçen süzüntü içerik olarak baktığınızda doku sıvısına benziyor. Yani kan sıvısının içerisinde kan hücreleri falan vardı ya, onlar arkadaşlar geçemiyorlar glomerulus kılcallarından. Sadece tekrar hatırla, hop dolaşım sistemine gidiyorum. Dolaşım sisteminde Starling hipotezinde söylemiştik ya, kılcal damarlardan doku sıvısına hangi moleküller geçiyor? İşte ya da işte hücrelerden doku sıvısına hangi moleküller geçiyor? İşte o doku sıvısının bileşenleri, monomerleri aslında Bowman kapsülüne geçen süzüntünün içerisindeki yapılardır diyeriz. Çok deriz, yani çok benzerdir doku sıvısına diyeceğiz arkadaşlar. Süzülme olayı nasıl bir olaydır? Süzülme olayı fiziksel bir olaydır. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçiş arkadaşlar tek yönlüydü ve kan basıncının etkisiyle oluyordu. Dolayısıyla bir kuvvetle oluyor. Bu yüzden arkadaşlar fiziksel bir olaydır diyeceğiz ve enerji de harcamıyoruz bu yüzden. Yani bir ATP enerjisi, ATP molekülü harcayarak molekülleri almıyoruz. Direkt çoktan aza doğru kan basıncının da etkisiyle molekülleri nereye geçiriyormuşum? Bowman kapsülüne geçiriyormuşum. Enerji bu yüzden harcanmıyormuş diyeceğiz. Süzülme dediğim gibi tek yönlü glomerulustan Bowman kapsülüne doğru olacaktır diyeceğiz. Evet, bir dikkatimiz var. Önemli bir dikkat arkadaşlar bu. Süzüntünün içerisinde kan hücreleri olmayacak demiştim. Al yuvarlar olmayacak. Ak yuvarlar olmayacak mesela, işte kan pulcukları olmayacak. Başka ne olmayacak? Kanın plazma proteinleri, yani kan ozmotik basıncının oluşumunda kullanılan albümin, globulin gibi arkadaşlar büyük yapılı olan, hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan proteinler arkadaşlar süzüntüde olmayacak. Onlar kanda glomerulus kılcalları içinde kalacaklar. Geçemiyorlar çünkü. Büyükler ya onlar. Fibrinojen yine büyük bir protein, kan proteiniydi. Kanın pıhtılaşmasında görev alıyordu. Bu da yine arkadaşlar geçemiyor. Kanın içerisinde kalıyor. Yine yağ molekülleri, yağda eriyen moleküller, bunlar arkadaşlar büyük oldukları için glomerulus kılcallarından boğmana geçemezler. Bunlar nerede kalacaklar? Glomerulus kılcalların içerisinde kalacaklar. Dolayısıyla ne çıkarımsal yapacağım? Çıkarımım şu: süzüntüde kan plazma proteinleri, fibrinojen ve yağ bulunmaz diyoruz. Bir dikkatimiz daha var. Bunu böbreklerde biraz konuşmuştum. Tekrar üzerinden geçmiş olayım. Şimdi kalpten çıkan temiz kan aorta verildikten sonra bu kanın yaklaşık olarak dörtte biri hemen böbreklere gidiyor. Böbrek atar damarıyla böbreklere giriyor ve arkadaşlar burada kan pH'ı düzenleniyor. Yani bakıyoruz ki asidikse hidrojenleri süzüntü sıvısıyla idrarla atıyoruz. Kan diyelim ki bazikse, yani pH'ı bazikleşmişse, o zaman da hidrojen iyonlarını geri emilimle tekrar nereye alıyoruz? Kana geri alıyoruz. Veyahut bikarbonat iyonlarını, asidikse kanım, bikarbonat iyonlarını kana geri veriyoruz. Veyahut yine çok fazla bazikse bikarbonat iyonlarını idrarla dışarıya atıyoruz gibi gibi yöntemlerle kan pH'ını siz ne yapıyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden de kan pH'ını stabil tutabilmem için benim yapmam gereken şey neymiş? Kalpten çıkan temiz kanın dörtte birinin mutlaka böbreklere iletilmesi gerekiyormuş diyeceğiz. Böbrek yetmezliği olan kişilerde kan pH değişimleri olduğu için iç dengede bozuluyor. O yüzden böbrek yetmezliği hastalarında kanla ilgili de sorunlar ortaya çıkabiliyor diyelim. Şimdi bu süzülme olayının hızını etkileyen bazı durumlar var. Süzülme hızı ne demek? Biraz da onun hakkında konuşalım.
Şimdi kan sıvısının glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçme hızına biz süzülme hızı diyeceğiz. Glomerulus'tan Bowman'a doğru moleküllerin geçişine süzülme diyorduk. Bunun hızına da süzülme hızı ismini vereceğiz. Süzülme hızını etkileyen faktörler neler? 3 tane arkadaşlar. Kan basıncı, kan ozmotik basıncı ve hidrostatik basınç dediğimiz basınç. Bu 3 basınç arkadaşlar süzüntü hızını ya da süzülme hızını etkiliyor diyeceğiz. Bunun dışında da etkileyen şeyler var. Mesela hormonlar, hormonların miktarları süzülme hızını etkileyebiliyor. ADH olsun, yani vazopresin olsun, aldosteron olsun, ne bileyim adrenalin olsun. Bunlar da zaman zaman etkileyebiliyor. Burada çok ayrıntısına girmeyeceğim ama onu da söylemiş olalım. Yine madde derişimi miktarı, kan sıvısındaki madde derişim oranları çok tarafa doğru geçiyor ve bunlar da süzülme hızını etkileyecektir. Sıcaklık da yine arkadaşlar süzülme hızını etkileyen faktörler arasında olacaktır diyeceğiz. Süzülme hızını nasıl hesaplayacağız? Süzülme hızını şöyle hesaplayacağız. Kan basıncı glomerulus kılcallarında kaçtı? 70 mmHg'ydı. Kanın ozmotik basıncı kaç? Kan ozmotik basıncı neydi arkadaşlar? Kan sıvısının içerisinde bulunan o kan proteinleri kanın ozmotik basıncını oluşturuyordu. O da değişmiyordu. 32 mmHg'lık bir ozmotik basınçtı. Benim glomerulus kılcallarımın kan ozmotik basıncı buymuş arkadaşlar. Hidrostatik basınç nedir? Hidrostatik basınç da glomerulus kılcallarında Bowman'a doğru madde süzüntü geçiyor ya. Bowman kapsülünde sıvı birikmeye başlıyor. O sıvı arkadaşlar tekrar Bowman kapsülünden glomerulus kılcallarına doğru ne yapıyor? İtmeye çalışıyor sıvıyı. Çünkü hani bir şeyin içerisine sıvı doldurmaya başladığınız zaman ilk baştaki boşluk hali gibi olmayacaktır. Doldurdukça alttaki sıvı da gelen sıvı itecektir. Dolayısıyla biz süzülme hızını hesaplarken şunu yapıyoruz. Kan basıncından kan ozmotik basıncı ve hidrostatik basıncını çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde süzülme hızını hesaplayabiliyoruz. Atıyorum bazen kan ozmotik basıncı çok yükselirse, sallıyorum 40'a çıktı. O zaman ne olacaktır? Süzülme hızımız yavaşlayacaktır. Ya da hidrostatik basınç yükseldi, 20'ye çıktı. Yine aynı şekilde süzülme hızı artacaktır. Veya bunlar düşer, azalacaktır özür dilerim. Veya bunlar düşerse o zaman da arkadaşlar süzülme hızımız artacaktır gibi yorumları yapabiliriz. Evet, süzülme ile ilgili, süzülme olayı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi geldik arkadaşlar ikinci nefronlarda idrar oluşumu sırasında gerçekleşen ikinci olaya, geri emilim. Geri emilim neydi arkadaşlar? Geri emilim nefron kanallarıyla kılcal damarlar, götürücü atar damardan gelen kılcal damarlar arasında meydana geliyordu. Nefron kanalından kılcallara doğru moleküllerin geri alınma işlemine biz geri emilim diyorduk. Şimdi toparlayalım. Süzülme olayı ile Bowman kapsülüne geçen süzüntünün içeriğindeki maddelerin tamamı böbreklerden atılmıyor. Çünkü benim için yararlı olan moleküller de var. Düşünsene şekeri niye atayım ben? Çünkü şekeri daha sonra kullanacağım. Enerji kaynağım benim. Onun için idrarla atmak istemiyorum. Ne yapacağım? Süzülen sıvıda glikoz var mı? Var. Hadi ben onları geri alayım diyorum. Daha sonra çünkü kullanmam gerekecek. Bunun gibi daha da sayacağız zaten. Bu moleküllerin tekrar kana geri alınmasına geri emilim diyelim. Nefron kanallarında olacak arkadaşlar bu olay. Zaten diğerlerini söyledim. Haydi geçiyorum. Geri emilimde hangi olaylar meydana geliyor? Şimdi geri emilim sırasında bir difüzyon kuvvetini kullanacağız arkadaşlar. Yani nefron kanalında çok yoğun olan moleküllerin kılcal damarlara doğru, az yoğun olan ortama doğru geri alımı difüzyonla meydana gelecek. Sonra eşitlendi kılcallı nefron kanalı, ama benim o moleküllere daha ihtiyacım var. Ne yapıyorum? İkinci aşama aktif taşıma yapıyorum. Aktif taşımayla geri kalanları alıyorum arkadaşlar. Yani enerji harcıyorum. Bir de arkadaşlar suyun da geri alımı olacaktır. Onu da ozmozla yapıyorum. Dikkat etmen gereken nokta şu. Süzülme olayı sırasında basınçla yapılıyor, fiziksel bir olaydır ve enerji harcanmaz demiştik ya. Geri emilimde enerji harcanabiliyor. Difüzyonda harcanmıyor. Ozmozda da harcanmıyor. Fakat aktif taşıma dediğimiz olay neydi arkadaşlar? ATP harcanarak küçük moleküllerin azdan çoğa ya da eşit ortamlar arasında alımıydı. Dolayısıyla arkadaşlar aktif taşımada enerji harcanır. O yüzden biz
geri emilim olayında aktif taşıma kullanıldığı için enerji harcanır diyoruz. O zaman geri emilim nefron kanallarında olduğuna göre proksimal tübül, henle kulbu, distal tübül gibi nefron kanalları mitokondrice zenginmiş. Şimdi henle kulbunu bir kenara koymak istiyorum. Onun ayrıntısına gireceğim ama özellikle proksimal tübül ve distal tübülde geri emilim olayları çok fazla yapıldığı için buralarda arkadaşlar aktif taşımada görülüyor. Bundan kaynaklı altını çiziyorum. Özellikle proksimal tübülde mitokondri sayısı fazladır diyeceğiz. Evet, bir tane notum var. Yetişkin bir insanda günde yaklaşık 1,5-2 litre kadar idrar üretiliyor arkadaşlar. Ama süzülen sıvı çok yüksekti. Yani süzülen sıvı 180 litre kadar falandı. Düşünürsem o zaman süzülen sıvının %98'i tekrar ne yapıyormuş? Geri alınıyormuş nefron kanallarından kılcallara. Bunun yaklaşık işte %2'si ise nefron kanallarında ilerleyerek idrar şeklinde dışarı atılıyormuş diyeceğiz. Bağı da kurmuş olduk daha önceki videolarla. Şimdi bu tübüllerde, yani nefron kanallarında geri emilim oluyor demiştik. Peki bu geri emilimler proksimal tübülde, henle kulbunda ve distal tübülde nasıl oluyor? Şimdi onun ayrıntısına girelim. Proksimal tübüllerde arkadaşlar geri emilim alanını arttırmak için mikrovillus dediğimiz sitoplazmik uzantılar vardır. Dikkat! Biz bu mikrovillus ismini nerede duymuştuk? Sindirim sisteminde ince bağırsaklarda villus ve mikrovilluslar vardı arkadaşlar. İşte böbrek tübüllerinde, nefron kanallarında da arkadaşlar mikrovilluslar görülebiliyormuş. Bu da bir ayrıntıdır diyelim. Yani mikrovillus proksimal tübüllerde bol bol emilim düzeyini arttırmak için varmış arkadaşlar. Proksimal tübde kimlerin geri emilimi yapılıyor? Suyun geri emilimi yapılıyor. Biz karada yaşayan canlılarız. Dolayısıyla su kaybını minimuma indirmek için süzülen sıvıdaki bulunan suyun bir miktarını geri alacağız. Besin monomerleri, amino asitler ve glikozlar, bunlara ihtiyacım var. Dolayısıyla bunların geri emilimini de proksimal tübde yapacağız. Vitaminler, B ve C vitaminlerinin fazlası idrarla atılıyordu. Okey, ama bir kısmına ihtiyacım varsa geri alıyorum arkadaşlar. Amonyum, potasyum, sodyum, klor ve bikarbonat iyonları dediğimiz iyonların da geri emilimi kanın pH'ını, işte kanın ozmotik dengesini sağlayabilmek için, toparlarsam homeostatik dengeyi sağlayabilmek için bir kısmının geri emilimi yapılabiliyor gençler. Bikarbonat dediğim gibi kan pH'ini dengelemek için geri emilimi yapılan moleküllerden. Tabii bunların oranları farklılık gösteriyor. Tamamen benim iç dengemle alakalı. Ne geri emilecek, ne kadar geri emilecek, bunlar kişiden kişiye değişecektir diyeceğiz. Glikoz, amino asit, sodyum, bunların arkadaşlar geri emiliminde difüzyonu kullanıyoruz. Ama bunun dışında bir de aktif taşıma kullanıyoruz. Neden? Çünkü glikozun, amino asitin hepsinin geri emilimini yapmam lazım. %100'ü geri emiliyor nefron kanallarından. Yani oluşan idrarda siz glikoz ve amino asit görmeyeceksiniz. Dolayısıyla önce ne yapıyorum? Difüzyonla çoklarınızı alıyorum. Bir süre sonra kılcallarla nefron kanalları proksimal tübül eşitlendiğinde arkadaşlar bunların kalanını aktif taşımayla geri alıyorum. O yüzden proksimal tübde bunların geri alımı sırasında aktif taşımada difüzyonun yanı sıra kullanıyormuşuz diyelim. Bikarbonat iyonları ve potasyumların ise geri emilim difüzyonla yapıyoruz. Çünkü bunların geri emilimlerini daha sonra diğer noktalarda da yapacağız. O yüzden proksimal tüpte bunlar difüzyonla geri emiliyor. Su da yine ozmozla geri emiliyor. Yani bunların geri emiliminde enerji harcamıyorum proksimal tüpte. Proksimal tüpte yaptığım işlem süzüntünün hacmini azaltıyor. Çünkü bir kısmını geri aldığım için kana, nefron kanalında bulunan sıvının miktarı azalmış oluyor. O yüzden süzüntünün hacmi azalır diye de bir yorum yapabilirim gençler. Proksimal tübden geçtim. Şimdi iniyorum henle kulbuna doğru. Henle kulbunun inen ve çıkan kolu vardı. İki tane kolu vardı. Şöyle yapalım hemen. Sadece nefron kanalını gösteriyorum. Burası proksimal tüptü. Burası henle kulbuydu. Burası distal tüptü. Proksimal tüple den sonra henle kulbunun inen kolu var. Daha sonra da distal tübe doğru çıkan kolu vardır diyeceğiz. Henle kulbunun inen kolunda gençler suyun geri emilimi var. Yani su
Nefron kanalından, Henle kolunun inen kolundan nereye doğru gidiyor? Kana doğru gidecektir diyeceğiz. Çıkan kolundan ise arkadaşlar kemik geri emilimi olacakmış. Sodyumun klorun yani tuzun geri emilimi gerçekleşecekmiş diyeceğiz. İnen kolda süzüntü yoğunluğu artıyor. Neden? Çünkü suyu geri emiyorum ya. Dolayısıyla ne yapacaktır? Su miktarını bir çözeltide azaltırsanız çözeltinin yoğunluğu artacaktır. Su miktarı azaldığı için. O yüzden Henle kolunun inen kolunda suyun geri emilimini yaptığımız için inen kolda süzüntünün yoğunluğu artacaktır. Hacmi azalacaktır diyelim. Çıkan kolda ise suyun geri emilimi yapılamıyor. Suya geçirgenlik yoktur Henle kolunun çıkan kolunda. Sadece sodyum ve klorların geri emilimi olacaktır diyeceğiz. Henle kulbunun distal tübülle bağlantı yaptığı nokta yani şurası arkadaşlar. Burada ise mikrovirüsler az miktarda da olsa bulunuyor diyebiliriz. Henle kulbunu bitirdim. Henle kulbundan sonra yukarı çıktık. Henle kulbunun çıkan kolundan sonra artık neredeyim arkadaşlar? Nefron kanallarının son kısmı olan distal tübüllerdeyim. Distal tübüllerde de geri emilim oluyordu. Distal tübüllerin idrar toplama kanalıyla birleştiği nokta yani şuradan bahsediyoruz bakın. Burası distal tübüller, burası Henle kolu, burası proksimal tübül. Şurada da işte Malpighi cisimciği var. Şu kısım arkadaşlar idrar toplama kanalıydı. İşte distal tübüllerin idrar toplama kanalına yakın kısmında arkadaşlar mikrovillus yok. Onun öncesinde yine mikrovillus bulunacaktır diyeceğiz. Distal tüpte neler oluyor? Suyun, sodyumun, klorun, bikarbonat iyonlarının geri emilimi olacaktır arkadaşlar. Yani distal tübülden kana doğru geçiş göreceğiz. Ve distal tübüllü arkadaşlar özellikle hormonların etkisiyle çalışıyor. Aldosteron ve ADH hormonunun etkisiyle distal tübülde artık idrarın hemen hemen son halini veriyoruz. Aldosteron, sodyum ve klorun geri emilimini, kana geri alımını arttıran, potasyumun ise arkadaşlar idrara atımını sağlayan bir hormondur. Böbrek üstü bezlerinden sentezleniyordu. ADH hormonu ise arkadaşlar hipofiz bezinden gelen bir hormondu. Bu hormon da suyun geri emilimini artıran bir hormondu. Artık idrarın son halini veriyoruz diyoruz ya, distal tübülü bu hormonlar etkiliyor ve bu şekilde arkadaşlar suyum azsa kanımda ne yapacağım? ADH hormonunun salgısını arttıracağım. ADH hormonu gidecek distal tübülü uyaracak. Distal tübülden suyun geri emilimi artacaktır diyeceğim. Veyahut kanımda işte tuz miktarı, sodyum klor miktarı azaldıysa aldosteron miktarı kanda artacaktır. Aldosteron distal tübülleri uyaracaktır ve bu şekilde nefronlardan, distal tübüllerden yani sodyumun, klorun kana geçişi hızlanacaktır, artacaktır diyeceğiz. Evet, distal tübülde ne olmaz? Ürenin geri emilimi olmaz. Şimdi üre arkadaşlar proksimal tübülde bir kısmı geri alınıyor. Şöyle söyleyelim, üre niye geri alınıyor? Atık değil mi derseniz ürenin atımı birdenbire yapamazsınız, tamamını idrarla atamazsınız çünkü su kaybı çok fazla olur. Derdim su kaybını minimuma indirmekti ya, daha az suyla idrar atmaya çalışacağım. O yüzden ürenin hepsini bir anda atamıyoruz. Bir de kanın ozmotik basıncı da önemli burada. Kan ozmotik basıncını da belli bir dengede tutmanız gerekiyor. O yüzden ürenin ya da pH'ını tamamını atamıyorsunuz tek bir seferde. Onu da belirtelim. Dolayısıyla distal tüpte ürenin geri emilimi olmayacağı için ilerleyen süzüntüde, ilerleyen sıvıda arkadaşlar üre yoğunluğu gittikçe ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Diğer moleküllerin geri emilimini yapıyorum ya, suyun falan da geri emilimini yapıyorum. Üre olduğu gibi duruyor. O yüzden arkadaşlar distal tübülde ürenin yoğunluğu artmış olabilir gibi bir yorum da yapabilirsiniz. Distal tübül kan pH'ın düzenlenmesinde görev alacaktır. Yani hidrojen ve bikarbonat iyonlarının geri emilim mekanizmaları ya da salgılama mekanizmalarını distal tübülde göreceğiz arkadaşlar. Bir tane dikkatimiz var. Şimdi bir maddenin kanda bulunması gereken normal miktarına eşik değer diyormuşuz. Maddenin kandaki miktarı eşik değerinin üzerindeyse o molekülü geri almazsınız. Mesela benim kanımda sodyum miktarı eşik değerinin üzerindeyse, olması gerekenden fazlaysa, ben niye tekrar geri emilimle sodyum kana alayım?
atarım idrarla. Yani fazla molekülleri idrarla atarsınız arkadaşlar. Onu da bu notta belirtmiş oldum. Son olarak geri emilim kısmında idrar toplama kanallarından bahsedeceğim. Nefron kanalı daha sonra idrar toplama kanalıyla birleşiyor demiştik. İdrar toplama kanalları da pelvise uzanıyordu. Havuzca idrarı taşıyordu. Fakat idrar toplama kanalında da geri emilim oluyor arkadaşlar. Az miktarda da olsa suyun, ürenin, sodyumun, klorun geri emilimini idrar toplama kanallarında görüyoruz. Geçen süzüntüde sodyumun geri emilimini aktif taşıma ile burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani sodyumun geri emilimi sırasında enerji harcanıyormuş. Nerede? İdrar toplama kanallarında. Bir tane dikkatimiz var. Bu önemli gençler. Şimdi glikoz ve amino asit gibi besin monomerleri nefron kanallarında bunların tamamı yani %100'ü geri emiliyor. Tamamını ben kana geri veriyorum. Dediğim gibi bunlar kullanabileceğim moleküller ve depolanabilen moleküller. O yüzden bunların hepsini geri alıyorum. O zaman şunu söyleyebilirim. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz ve amino asit göremezsiniz arkadaşlar. Suyun yine %99'u geri emiliyor. %1'i idrarla atılıyor. Sodyum iyonlarının %99,5'u geri alınıyor arkadaşlar. Nefron kanallarından ise idrarla %0,5'i atılıyor. Ürenin %50'sini geri alıyorum. %50'sini idrarla atıyorum. Sebebini söylemiştim zaten. Geçiyorum o yüzden. Kreatinin ise %100'ü idrarla atılıyor. Yani %0 geri emiliyor. Kreatinin hiçbir şekilde geri emilimini görmüyoruz diyelim. Evet, bir tane dikkatim var. Söyledim ama hadi üstünden geçelim. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz. Kimde bulunur? Şeker hastalarında. Hatırlayın, şeker hastalığını anlatırken hormonlar, endokrin sistem kısmında bahsetmiştik. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz olmaz. Şeker hastası, diyabet kişilerde, diyabet hastalığı olan kişilerde ancak glikozu görebiliyorduk idrarda arkadaşlar. Bu da zaten şeker hastası olduğunu bize gösteriyordu. Evet, geri emilim bitirdim. Şimdi geldim arkadaşlar salgılamaya. Yani sekresyon dediğimiz olaya. Salgılama olayında arkadaşlar Bowman kapsülünden süzüntü geçiyor nefron kanallarına. Proksimal tübül, henne kulbu, distal tübül dediğimiz nefron kanallarında ne yapıyordu? Kılcallardan nefronlara doğru. Bu sefer geri emilimin tam tersi yönde molekülleri arkadaşlar salgılıyorduk. Süzüntü ile geçemeyen bazı moleküller nefron kanallarından salgılama ile kılcal damarlardan nefrona doğru veriliyor. Bu olaya biz aktif boşaltım, salgılama, sekresyon gibi isimler verebiliyoruz. Mesela neler bunlar? Mesela karaciğerdeki ilaçlar arkadaşlar. Karaciğerden gelen ilaçlar kanda işte süzülme sırasında geçemiyor da ne yapıyor? Atıyorum ki distal tübünde salgılamayla kılcallardan distal tübüne doğru verilebiliyor. Ya da zehir içeren maddeler, işte boyalar, besinlerle aldığımız moleküller, bu işte hazır besinlerden falan gelen ilaç mı diyelim, zehirli madde mi diyelim, bunlar amonyak, bikarbonat iyonları, hidrojen iyonları arkadaşlar salgılama yoluyla atılabiliyor. Hidrojen ve bikarbonat iyonları burada pH'i, kan pH'ın dengelenmesi için geri emilerek ya da işte salgılama yöntemiyle uzaklaştırılabiliyor. Salgılama olayının amacı iç dengeyi sağlamaktır, homeostaziyi sağlamaktır. Kanın ozmotik basıncından tutun da kanın işte pH'ının dengelenmesinden bahsediyoruz burada. Bir tane dikkatimiz var. İdrar pH'i asidiktir dedik. Daha önce de konuşmuştuk zaten. Bunun sebebi de hidrojen iyonları idrarla dışarıya atılıyor. Kan pH'i düzenlerken fazla hidrojenle idrarla atıyoruz. O yüzden kanın pH'i asidik olacaktır diyelim. Şimdi burada bakın şu bölgeyi şöyle alalım. Burada getirici atar damar, burada da götürücü atar damarımız var ya. Glomerulus kılcalları da buradan buraya doğru, Bowman'a doğru ne veriyordu? Süzüntü veriyordu. Buradan sonra proksimal tübe moleküller geçiyordu. Bak şimdi su, ozmozda, glikoz, amino asit, vitamin, amonyum, bikarbonat iyonu, işte tuzlar. Bunlar ise difüzyonla başlıyor ve daha sonra aktif taşımayla ne yapıyormuş? Geri alınıyormuş arkadaşlar. Görsel üzerinden de göstermek istedim.
Henle kulübünün inen koluna geldiğinizde ise suyun geri emilimini görüyoruz. Burada az miktarda ADH etkilidir ama en çok distal tüpte etkilidir. Yine henle kolunun çıkan kolunda ise artık arkadaşlar suya geçirgenlik yoktu. Ve burada sodyumun klorun geri emilimi söz konusu olacak. Potasyumun ise atılması söz konusu olacaktır diyeceğiz. Yani salgılanması söz konusu olacaktır diyeceğiz. Distal tübüle geldiğimizde ise arkadaşlar klor, sodyum, bikarbonat iyonları, suyun geri emilimleri var. Buradan nefronlardan kılcallara doğru, tam tersi yönde ise kılcallardan nefronlara doğru ise ilaçlar, boyalar, amonyak, hidrojen, işte potasyumdu vesaireydi. Ne olacak arkadaşlar? Salgılamayla buraya doğru, distal tüpe doğru geçecek. Aynı moleküller proksimal tüpte de salgılamayla nefron kanallarına geçebiliyor. Şimdi buradaki süzüntü geliyor idrar toplama kanalına. İdrar toplama kanalına geldiğinde arkadaşlar tekrar geri emilimler burada da oluyordu. Üreydi işte suydu falan diye. Burada arkadaşlar sonuç olarak %95'lik idrar oluşumu, daha doğrusu idrar oluşumu var. İdrar oluşumundaki idrarın son halindeki moleküller diyeyim, cümleyi toparlayamadım. İdrarın son halindeki moleküllere baktığımızda bunun %95'i sudan meydana geliyor. %3'lük bir üre var bu idrar bileşiğinin içerisinde. %2'de de sodyum, potasyum, kalsiyum gibi mineraller bulunacaktır diyeceğiz. Bakın burada da yine bunun görseli var. Kırmızılar aktif taşımayı, maviler pasif taşımayı gösteriyor. Burada süzüntü, oluştu süzüntüde neler olduğunu buraya yazmış arkadaşlar. Görsel, proksimal tüp, henle kulbu, distal tübümüz var. Bu kısım böbreğin korteks kısmında, aşağıdaki kısım böbreğin medulla kısmında. Proksimal tüpte bakın bikarbonat iyonları, sodyumlar, su, besin, potasyum bunların geri emilimi var. Maviyle gösterilen difüzyon ozmoz da oluyor. Yani pasif taşımayla oluyor. Kırmızıyla gösterilen ise aktif taşımanın da kullanıldığı olaylardır. Geri emilimlerdir diyeceğiz. Bir de bakın arkadaşlar proksimal tüpte hidrojen ve amonyanın da salgılanma olayları söz konusudur diyeceğiz. Henle kulbunun inen kolunda suyun geri emilimi var. Bakın ozmozlu oluyordu. O yüzden pasif taşımadır diyeceğiz. Henle kulbunun çıkan koluna baktığımızda sodyum klorun aktif taşımayla geri emildiğini görüyorsunuz. Önce tabii bu difüzyonla başlıyor. Sonra aktif taşımayla devam ediyor. Oh, nefes almadan kaçtım. Sonrasında ise distal tübe geçiyorum. Oluşan süzüntü bak distal tübe geldiğinde daha doğrusu sodyum klor demeyeyim artık tuzların diyeyim. Tuzun, bikarbonat iyonların suyun geri emilimini görüyorsunuz. Burada bakın hem aktif taşıma hem pasif taşımayı gördüm. Aynı şekilde distal tübüyle salgılama olayı da var. Gördüğünüz gibi kılcallardan nefronlara doğru. Potasyum, hidrojen gibi iyonların salgılaması söz konusuymuş diyeceğiz. Oluşan süzüntü hop nereye gidiyor? İdrar toplama kanalına. İdrar toplama kanalında tuzun, ürenin, suyun geri emilimleri devam ediyor. En son oluşan idrarın içeriğini söylemiştik zaten. Nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Pelvise, havuzcuğa toplanmak üzere gidiyor diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu kısmı da tamamlamış oldum. Yani salgılamaydı, geri emilimdi, süzülmeydi. Bu olayları da bitirmiş olduk. Şimdi burada ben iki tane tablo vereceğim. Dikkat olarak verdim bunları. Bunlar karşılaştırmalı sorularda gelebiliyor. Onun için bu tabloları konuşamadım yine. Bilelim arkadaşlar. Şimdi ilk tablomuz neyle ilgili? Glomerulus kılcalı getirici ve götürücü atardım arasında demiştik. Getirici atar da var, kan sıvısını getiriyor. Glomerulustan boğmana doğru moleküllerin bir kısmı geçiyor. Sonra glomerulustan sonra tekrar götürücü atar da var, nefron kanallarına doğru kılcallara ayrılıyor demiştik. İşte bu getirici atar damarla götürücü atar damar arasında ne gibi farklılıklar var? Yani hangi moleküller hangisinde daha fazla ya da daha az? Bunun hakkında konuşalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir boğmanı da gösterelim. Kabaca. Burası glomerulus. Burası getirici atar. Burası da götürücü atar.
Şimdi getirici atarın içerisine baktığımızda tabii ki de tuz daha fazla olacak. Çünkü tuzun bir kısmı glomerulus kılcallarından boğmana geçecektir. Dolayısıyla mesela diyelim ki 100 birim tuz geliyor, 90'a geçti, kaldı burada 10'u. Dolayısıyla getirici atar damarda tuz oranı götürücü atar damara göre daha fazladır diyeceğiz. Oksijen miktarı, ikisi de atar damar, oksijenci zengin olması gerekiyor. Okey. Fakat şimdi getirici atar damarla götürücü atar damar arasında baktığımızda normalde oksijen, burası difüzyonlu olduğu için geçiş fiziksel bir olay olduğu için ATP harcanmaz dedik. O yüzden oksijen harcanmaz ki falan diye düşünebilirsiniz belki ama sonuçta burada arkadaşlar başka hücreler var. O hücreler bu oksijenin bir miktarını kullanıyorlar. O yüzden arkadaşlar hem getirici hem götürücü atar damar arasında baktığımızda oksijen yoğunluğu farklıdır. Getiricide oksijen fazladır, götürücüde daha azdır diyeceğiz. Amino asit olarak baktığımızda getiricide 100 birim amino asit geliyor. 80'i geçti, 20'si götürücüyle gidiyor. Dolayısıyla yine getirici atar damarda amino asit miktarı götürücü atar damara göre daha fazladır. Su aynı mantıkla düşündüğünüzde getiricide daha fazladır. Bikarbonat iyonları, bak hep küçük moleküller bunlar. Getiricide daha fazladır. Üre, glikoz, mineraller hepsi arkadaşlar bir kısmı glomerulustan boğmana geçeceği için getirici atar damarda oranları fazlayken götürücüde daha azdır diyeceğiz. Albümin, kan hücreleri ve trigliserit dediğimiz yağlar. Bunlar arkadaşlar damarlardan boğmana geçemediği için o yüzden getirici atar damarda da götürücü atar damarda da miktarları eşittir unutmuyorsun. Özellikle bu kısım önemli. Diğerleriyle ilgili de oksijen miktarı, su miktarı, üre, glikoz bunlar sorularda karşına çıkacaktır. İkinci tablom ise nedir? Böbrek atarı ile böbrek toplar damar arasında bir karşılaştırmadır. Böbreğe giriş yapan damara böbrek atar damarı, böbrekten çıkış yapan damara böbrek toplar damarı ismini veriyorduk. Hadi bakalım şimdi. Karbondioksit miktarı. Şimdi böbrek atarı ile oksijenci zengin kan geldi. Böbrek atar damarında biz bu oksijenin bir kısmını aktif taşımalarda kullandık. Getirici götürücü atar damarlarda miktarları değişti oksijenin. Açığa çıkarttık ATP üretirken oksijeni kullandık ki açığa çıkarttık karbondioksit. Bu karbondioksit de arkadaşlar götürücü atar damardan kılcal damarlara oradan nereye doğru götürüyorum? Böbrek toplar damarına doğru götürüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar karbondioksit miktarı böbrek atar damarında temiz kan yoğun olduğu için az iken böbrek toplar damarında ise karbondioksit aktif taşıma gibi faaliyetlerden kaynaklı miktarı fazladır. O yüzden arkadaşlar şu kısma dikkat ediyorsunuz. Vitamin, su, tuz, üre, glikoz, oksijen. Bunların oranlarına bakarsanız ise böbrek atar damarında bir miktar geliyordu bunların. Böbreklerde bir kısmı idrar oluşumuna katılıyordu. Kalanı ise geri emiliyordu. İdrar oluşumuna katılanlar idrara dışarı atıldığı için geri emilenler böbrek toplar damarına veriliyordu. O zaman böbrek atar damarındaki moleküllerin bir kısmı idrarla atıldığı için böbrek toplarında miktarları daha azdır diyeceğiz. Şimdi şu oksijenle ilgili bir parantez açmak istiyorum. Diyeceksin ki ya hocam oksijen ne alaka? Arkadaşlar hücreler oksijeni kullanmayacaklar mı? Aktif taşıma falan yapmayacak mıyız orada? Dolayısıyla arkadaşlar oksijenin bir kısmı kullanıldığı için böbrek toplarında daha azdır. Peki en çok kafa karıştıran noktaya geliyorum. Glikoz. Glikozun %100'ünü geri emdik biz. Yani glomerulustan glikoz geçti. Nefron kanallarında %100'ünü geri aldık. Dolayısıyla idrarda glikoz yok. O zaman kalanını benim böbrek toplarına %100'ünü vermem gerekiyor. Okey. Haklısın, vermen gerekiyor. Fakat oksijenli solunum yapmıyor mu buradaki hücrelerin bir kısmı aktif taşıma yaparken? Ne kullanacağız oksijenli solunumda? Glikozu kullanacaktık. Glikoz oksijen tepkime girecekti. Karbondioksit su ATP çıkacaktı. O yüzden arkadaşlar glikozun bir miktarını kullandığımız için böbrek toplar damarında glikozun miktarı daha azdır diyoruz. Başka kan basıncı. Atar damarlarda basınç yüksek, toplar damarlarda düşüktü. Dolaşım sistemini hatırla. Buradan bile düz mantıkla düşünürsen böbrek atarında fazladır kan basıncı, böbrek toplarında azdır diyeceğiz.
Kan akış hızı yine arkadaşlar aynı şekilde kalptan pompalandığı için kan aortta kan akış hızı yüksekti. Sonra kılcallar çok yavaşlıyordu. Böbrek toplarında bir böbrek değil mi? Toplar damarında bir tık artıyordu. Dolayısıyla akış hızına baktığınızda en hızlı atar damarlardadır. Kalbe yakın olduğu için toplar damarlarda ise biraz daha düşüktür. Kan akış hızı diyeceğiz. Atık madde miktarı yani üre kabaca düşünelim. Üre %100 de böbrek atarından böbreklere girdi. %50'si geri emildi. %50'sini idrarla attım. Dolayısıyla üre miktarı böbrek toplarında daha azdır diyeceğiz. Alveol hücresi damardan hiç çıkmıyor. Alveollar her zaman atar, toplar ve kılcal damarlar içerisindeydi. Asla dokulara işte bu şekilde Bowman kapsüle falan filan geçemez. O yüzden atarda da toplar damarda da alveol hücresi miktarı eşittir diyoruz. Yine protein osmotik basıncı kan basıncına baktığımızda değişmiyordu. Starling hipotezini hatırlayın da dolaşım sisteminden 25 milimetre böyle cıvalık bir atar damarlar ucunda kılcal damarların bir basınç vardı. Kılcal damarın toplar damar ucunda da bu basınç değişmiyor 25 yine. O yüzden protein osmotik basıncı atar, böbrek atarı ve böbrek toplarında eşittir diyeceğiz gençler. Son olarak plazma proteinleri de aynı şekilde albumin, globulin gibi arkadaşlar proteinler de plazma proteinleriydi. Bunlar arkadaşlar kandan dışarıya, kılcallardan dışarıya çıkmıyorlardı. Böbrek atarı ve böbrek toplar damarında bunlar eşittir diyeceğiz. Oh. Evet, bu tablolar size işinizi kolaylaştırsın diye verdim. Bu tabloları bilelim arkadaşlar. Şimdi geldik. Şimdi bu idrar oluşumu böbreklerde oldu, süzülmeydi, geri emilimdi, salgılamaydı, nasıl oldu? Hepsini konuştuk. Bu böbreklerin çalışmasında etkili olan kontrol merkezlerinden bir tanesi hormonlardır. Hormonlarla kontrol nasıl yapacağız? Biraz da onun hakkında konuşmak istiyorum. Zaten geri emilimi ve salgılamayı anlatırken iki tane hormondan bahsetmiştim. Onlar hakkında konuşacağız burada. Şimdi böbreklerin çalışması ve homeostatik dengenin korunması için hormonlar görev alıyorlar. Vücudun su ihtiyacı arttı. Susadım ben, su içmek istiyorum. Ne olacak arkadaşlar? Kan plazma ozmotik basıncı su ihtiyacım arttığında artıyor. Yani kandaki su azalmış ki benim plazma ozmotik basıncım bu durumda yoğunluğu, kanın yoğunluğu arttığı için artmıştır diyeceğiz. Kan plazma ozmotik basıncı arttığında hemen kim uyarılıyor? Hipofiz bezi dediğimiz ana bezimiz uyarılıyor. Hipofiz bezi uyarılıyor ve hipofiz bezinden kana ADH dediğimiz vazopressin hormonu veriliyor. ADH gidiyor özellikle distal tübülü ve idrar toplama kanallarını uyarıyor ve diyor ki susuz kaldığım suyun süzüntüden geçen suyun geri emilimini istiyorum. Hemen distal tübüllerden ve idrar toplama kanallarından su tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Kana geri emiliyor. Bu şekilde idrarımız koyu renkli idrar oluyor, hipertonik idrar oluyor ve bu şekilde idrarın yoğunluğu da artmış oluyor diyeceğiz. Yani suyu az, işte diğer moleküllere fazla bir idrar, koyu renkli bir idrar olmuş oluyor. Kan plazmasında bir de sodyum ve klor dediğimiz tuzların oranı azalırsa ne oluyor? Bunlar azaldığında ya da işte potasyum miktarı arttığında arkadaşlar böbrek üstü bezleri uyarılıyor. Böbrek üstü bezimin korteks kısmında aldosteron diye bir hormon sentezleniyor. Salgılanıyor, kana veriliyor. Aldosteron hormonu da gidiyor. Distal tübülleri ve idrar toplama kanallarını uyarıyor. Ve sodyum klorların tekrar kana geri emilimi sağlanıyor. Azalmıştı ya kanda. Diyor ki atma var olanları da atma diyor nefron kanallarına. Onları kana geri ver diyor. Aldosteron. Bu sayede sodyum ve klorlar tekrar kana geri emiliyorlar. Potasyumlar ise idrarla dışarıya atılıyor diyeceğiz. Yaptığım işlem ne oluyor bu şekilde? Kan basıncı yükseltiliyor ve kanın hacmi de bu sayede arttırılmış oluyor diyelim. Evet, burada bahsettiğim şey görsel olarak da vermiş oldum. Kanda su miktarı azalırsa kanın hacmi de azalır.
yoğunluğu artar. Yani ozmotik basıncı artar. Hipofiz bezim uyarılıyor arkadaşlar. Şurada bir yerdeydi. Hipofiz bezimiz uyarılıyor ve kana ADH veriliyor. ADH kan doğruca nereye gidiyor? Böbreklerin nefron kanallarındaki distal tübüllere gidiyor ve suyun geri emilimi bu şekilde sağlanıyor ve kanın hacmi tekrar dengeleniyor diyelim. Evet, hormonal kontrol bu şekilde. Bir de geldik şimdi asit baz dengesi kanın nasıl korunuyor? Bu boşaltım sistemi burada nasıl görev alıyor? Biraz da onun üzerine konuşalım. Şimdi üriner sistem dediğimiz boşaltım sistemi kan pH'ın düzenlenmesinde, korunmasında görev alıyordu. Normalde kanın pH değeri 7,4 civarı. Tampon sistemler sayesinde yani tampon moleküller sayesinde kan pH'ımız 7,4'te dengede tutulmaya çalışıyor. Bazı durumlarda kan pH'ımın değiştiğini görüyorum. Mesela asidik moleküller olan hidrojenlerin miktarı artarsa kanda benim kanım ne oluyor? Asidoz oluyor arkadaşlar. Veya kanımda hidrojen azaldı, bikarbonat yoğun miktarı çok fazla arttı. Bu durumda da benim kan durumum alkaloz dediğimiz durumda oluyor arkadaşlar. Bunları nasıl değiştireceğim? Bu değişimler için arkadaşlar yani kanın homeostatik dengesini, pH'ını koruyabilmem için, 7,4'te tutabilmem için eğer kanınız asidozsa hidrojenleri arkadaşlar atıyorsunuz idrarla. Eğer kanınız bazikse o zaman da hidrojenleri geri alıyorsunuz, bikarbonatları atıyorsunuz idrarla. Bu şekilde tampon sistemler düzenleme görevini sağlayarak boşaltım sisteminin üzerinde aslında kan pH'ini düzenlemek için görev almış oluyorlar diyeceğiz. Bir tane dikkatimiz var. İdrar atımı hormonlarıyla okey dengeleniyor ama bir de merkez sinir sistemimiz tarafından da kontrol ediliyor. Orta beyin, omurilik ve omiyilik soğanı arkadaşlar idrar atımını kontrol eden merkezler arasındadır diyeceğiz. Evet, idrar nasıl oluşuyormuş? Bu videomuzda onu gördük arkadaşlar. Geri emilim, süzülme ve salgılama olaylarının detaylarına girdik. Hormonal kontrolleri gördük. Homeostatik dengenin nasıl kurulduğu hakkında konuştuk. Lütfen bunlara dikkat edin. Dikkat kısımlarına özellikle dikkat edin. Onun dışında geri emilim, salgılama ve süzülme olaylarını çok iyi bileceksiniz. Hatta hangi moleküllerin geri emildiğini, nerede geri emildiğini ve hangi olayların kullanıldığını bilelim. O yüzden şekilleri öyle ayrıntılı verdim. Lütfen birkaç kez kendiniz çizerek arkadaşlar hangi molekülün nerede olduğunu geri emildiğini bilin. Bu kısmı da bitirmiş olduk. Son videom olacak üriner sistemle ilgili. Üriner sistem hastalıklarından ve üriner sistemin sağlığının korunmasından bahsedeceğim. Ve bu şekilde bu sistemimizi de tamamlamış olacağız gençler. Bol bol soru çözüyoruz. Bol bol tekrar yapmış olacağız bu sayede. Fizyoloji kısmı çok yoğun bilgi farkındayım ama lütfen mantığını oturtursanız zaten çok kolay bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.